Herkese merhabalar. Korona virüsünü bir tanıyalım. Ne, neymiş bu? E, nalet olası şey bir öğrenelim. Rahatlayalım. Çünkü gerçekten de çok kafamızı karıştıran bilgi var. Bir kere korona dediğimiz şey... Covid-19 diye adlandırılır ama grip ve soğuk algınlığı ailesinden biliyoruz. Yani grip aslında bizim bildiğimiz gripin başka bir çeşidi. Hani domuz gribi vardı, işte kuş gribi vardı. Farklı farklı gripler var. Gripler de insanı öldürebilir. Zaten senede, her sene bilmem kaç bin tane insan sadece grip yüzünden ölebiliyor dünyada. Dolayısıyla bu da onlardan bir çeşit ama daha ölümcül. Ateş, öksürük gibi aynı grip belirtileri gösteriyor ve zor nefes alma gibi oluyor. Bu akciğerlerimiz içine giriyor. Normalde gripler üst solunum yolu yani Burnumuzun oralarda bu akıntılar makıntılar falan filan gerçekten de ama bu grip böyle bir garip, de değişik bir grip alt solunum yolu yani akciğere yerleşiyor ve akciğerde sanki seni boğuluyormuş gibi hissettiriyor dolayısıyla bundan kurtulabilmek için oksijen tüpüne ihtiyacı oluyor insanların kötüye giderse hani zatüreye çeviriyor. Zatüre dediğim şey zaten gripin akciğere inmesi demek. Dolayısıyla bu oksijen tüpü olmayan ülkeler de hazırlıksız olduğu için şu anda bayağı bir insan bundan dolayı ne yazık ki ölüyor. Bu haberleri de sürekli alıyoruz. İşte Covid-19'dan bilmem kaç tane insan öldü. i̇şte bilmem bunlar aslında sağlık sistemimizin dünyadaki sağlık sisteminin buna tam yeterli olmaması. Yeterli oksijen tüpü olsa, yeterli imkanlar olsa her şey olacak. O yüzden Çin hemen bir sürü hastane yapmaya başladı. İşte ne bileyim İtalya'da insanlar lütfen evden çıkmayın ki daha fazla yayılmasın. Çünkü yeterli yatak kapasitemiz yok dediler. Ve bunun gibi tabii bir sürü insanın kafası karışık. Bir sürü şey duyuyoruz. İşte e, Çin'den geliyor, Avrupa'dan geliyor, işte İran'dan geliyor. Komşularımızın her tarafında Covid-19 yani koronavirüsü var. Ve herkesin kafası karışık. Birçok aile endişeli. Herkes bir gergin. Herkes üzgün. Evden asla çıkmıyoruz. Perişan oldu. Böyle stokladık, bilmem ne. Ama bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? aslında rahatlamış ve mutlu olmamız için çok birkaç tane yap, yap, yapmamız gereken şey var. Bunu yaptığımız zaman gerçekten rahatlayabiliriz. Şu anda çok panik halindeyiz. Hatta dünya ekonomisi çökmek üzere işte bir sürü e, problem var. İşte marketler yağmulanıyor. Yani insanlar tam panikten dolayı hatta şöyle bir şey vardır. Mesela maçtan çıkışlarda eğer insanlar panik olursa birçok maçın çıkışında bir sürü insan ölmüştür şu andaki tarihte. Ya eğlenmeye gidiyorsun ama vefat edebiliyorsun. İşte bunun sebebi insanların paniklemesi. O yüzden paniklemeyeceğiz. Ee, bunun da bunun içinde en önemli şeyden bir tanesi gerçekten doğru e, yöntemleri kullanmak. Nedir? 7 tane maddede, 7 maddede aslında rahatlayabiliriz. Nasıl rahatlayacağız? İlk başta ellerimizi yıkayacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Elimizi bir yerlere dokunduruyoruz. Daha önce oraya birisi hapşurmuşsa veya onun e, işte e, salgılarından bir tanesi bulaşmışsa veya elini burnuna götürüp orada oraya bir daha dokunmuşsa o adam eğer Covid-19'luysa yani koronalıysa sen aynı e, o e, şey sıvıyı elinle alıp Elinle dokundurup sonrasında ağzına burnuna götürürsen işte olay da bir anda sana bulaşıyor. Ama bu arada herkes panik olmasın. Çünkü korona herkesi öldürmüyor. Özellikle yaşlılarda çok riskli. Dolayısıyla yaşlı insanların mutlaka mutlaka daha korunması. Böyle herkese görüşmemesi bu çok önemli. Özellikle bu dönemde havalar da soğuk birazcık daha. Ama e, havalar iyileşince ve koronanın etkisi işte aşıları maşıları bulununca bu rahatlayacak. O yüzden ilk başta biz içinden... 40'a kadar sayarak biliyorum el yıkamak böyle hızlı olsun da kurtulayım diyorsun ama 40'a kadar say veya bir şarkıyı yarısına kadar mırıldan bir şarkı söyle ama o sırada sabunla mutlaka sabunla elimizi yıkarsak gerçekten bu ilk önlem. İkincisi e, sabun bulamıyoruz, su bulamıyoruz. O zaman el dezenfektörsünü kullanıp ellerini tek kullanımlık peçeteyle kurula. Hatta hava üfleyen zımbırtılar daha da iyidir ve tekrar söylüyorum burada e, su bulamadığımız bir sürü zaman olabilir. Burada da alkollü dezenfektanlar var veya kolon da zaten biliyorsunuz çok önemli. Ama işte bilinçsiz bir şekilde saldırıyoruz kolonyaya. Kolonyaları bitirdik. Türkiye'deki bütün kolonyalar bitti. İşte buradaki mantık şu. Stoklayıp stok ne yapacaksın stoklayıp? Buradaki mantık aslında kendini koruma altına alacaksın. Yani evden çıkmayacaksın belli süre ki Aa, sağlık sistemimiz yeterli insanlara cevap verebilsin. O covid 19'da arkadaşlar iyileşsin. Sonrasında etrafa mikrop yaymasınlar. Dokunmadan da sevgini gösterebilsin. Dolayısıyla Arkadaşım ay gelsene sarılayım, ay bilmem hani beraber birbirimizle öpüşelim bilme artık böyle bir şey yok. Yani öne özellikle bu salgın döneminde arkadaşlarımıza sevgimizi merhaba arkadaşım diye böyle elimizi göğsümüze koyacağız ve uzaktan göstereceğiz. Çünkü tekrar e, söylüyorum el temasını biz ne yazık ki böyle insanız yani elimizi hemen burnumuza götürürüz elimizi hemen saçımıza götürürüz saçımızı böyle şey yaparız atarız havalı olsun diye falan filan veya işte ağzımıza götürürüz işte hani ağzımızı saklamak için bir dişlerimizi hatta böyle birazcık daha ortodonti tedavisi görüyorsak dişlerimizi saklamak için gösteririz bunların hepsi yaptığımız günlük hayat hareketler bunları değiştirelim şu anda özellikle. E, Tabii bu aslında e, genel olarak da bizim için faydalı bir şey. Çünkü ileride de normal grip de olmayız bu sayede. Odamızı havalandırmamız gerekiyor. Çünkü havasız bir ortamda o toz parçacıkların üzerinde de virüsler olabiliyor. Dolayısıyla ha, e, ha, e, havalı e, bir oda bizim için her zaman temiz hava, ferah hava o virüslerin tutunmasını da e, engelleyecektir. Aynı zamanda mesela bir kafeye gittik bilmem ne açık havada oturmayı tercih etmemiz tabii havalar iyiyse çok soğuk değilse açık havada oturmayı tercih etmemiz daha mantıklı diyoruz. Bol bol su içiyoruz. Su zaten e, hastalıkların en önemli tedavisi. Suyu içtiğimiz zaman kan dolaşımımız hızlanıyor. Kan dolaşımımız hızlandığı zaman bağışık sistemimiz güçleniyor. Zaten insanın yüzde altmış beşi su. Yani senin suya ihtiyacın var. Virüs çünkü girdiği zaman vücuda oradaki suyu sömürüyor. Kendini büyütebilmek için. O suyu sömürdüğü anda senin daha fazla suya ihtiyacın oluyor. Hastalığı yenebilmek için uyku ve beslenme ve su içme gerçekten çok 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 de önemli. Çünkü zaten hastalananlara en önemli tavsiye nedir? Dinlenin. Neden dinlenin? Çünkü uyuduğumuz zaman aslında büyüme hormonu salgılanarak vücudumuzda e, vücudumuzdaki metabolizmanın düzene girmesi sağlanıyor. Metabolizma e, yavaşlıyor ve sakinleşiyor. O sırada iyileşme oluyor. Dolayısıyla bunlar çok değerli diyoruz. Rutinle sadık kal. Zaten ev okul kampımızda senle beraber mükemmel bir tatil geçireceğiz. Neden mükemmel bir tatil? Okula gidemiyoruz ama biz okulu zaten senin ayağına getiriyoruz. Uzaktan eğitim dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim dediği sistem aslında Tonguç'ta zaten senin evinde. Sen bizi izle, izlediğin zaman zaten hiçbir konudan geride kalmayacaksın. Tam Milli Eğitim müfredatına uygun bir şekilde, okuldaki konu sıralamasına uygun, kazanımlara uygun, birebir uygun ve Hiçbir şekilde konu eksiğin kalmayacak şekilde okul açıldı diyelim üç hafta sonra çat diye. Diyeceksin ki ben zaten bu konuları gördüm. Zaten okulda da işlemeyecek konuları çünkü uzaktan eğitimde göstermiş olacaklar bize. Kaygı da bulaşıcı. Bunu unutma. Bak mesela ben bugün sabah bir arkadaşıma bulaştım. Buluştum. Yani gerçekten hani bulaştım dedin neredeyse. E, o kadar artık ağzımıza e, dolanmış ki... E, Hiçbir şekilde arkadaşım dışarıya çıkmayı e, dışarıya çıkmayı bırak. Hani e, artık böyle çok bunalmış, kafa kafasında bir sürü kaygılar oluşmuş. Ne yapacağım ben diyor, hayatım kaydı diyor, geleceğim kaydı diyor. Artık dünya batacak. Diyor. Böyle bir şey yok. Dünyada insanlar mutlaka mutlaka bunun sonucunu bulacaklar. Zaten Kanada'daki bilim adamları bunu kontamine etmişler. Kontamine etmek demek de aslında o virüsü gerçekten bir e, şeyin içine almak, hapsetmek. O virüs üzerinde artık incelemeler yapıp onun e, kılıfını çıkartıyorlar virüs aslında şöyle bir şey virüs hani şöyle eski kitaplarda da vardır şöyle bir şey bunun içinde bir tane RNA var RNA dediğimizde şöyle bir zımbırtı bu RNA aslında DNA'nın tek zincirli olanı şimdi sen kontamine ettiğin zaman şuradaki kılıfı virüsün kılıfını buna buna virüsün kılıfı diyoruz bu kılıfı Tekrar üretebiliyorsun bunu bundan alabiliyorsun yani bunu aldın dışarıya aldın sonra bunu üretebiliyorsun bunu ürettiğin zaman pan panzehirinde üretebiliyorsun. Yani buradaki protein yapısını çözdüğün zaman aslında ne yapıyorsun bunun aşısı için önemli çok önemli bir gelişme olmuş Kanada'daki bilim adamları. İsrail'li bilim adamları da bunu yapıyorlar şu anda dolayısıyla birçok insan bunun üzerine çalışıyor ve çok yakın bir sürede çok yakın bir sürede hiç merak etmeyin çözecek ve biz de eski okulumuza dışarıdaki ortamlara çok rahat bir şekilde döneceğiz. Çin'de mesela şu anda e, kon şey aşısını bulamamaları rağmen zaten kontrol altına aldılar. Demek ki insanoğlu her şeyle mücadele edebilir. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.